Ben bugünkü konuşmada Muhsin Hocam gayet güzel bir açılış yaptı. Özellikle nanoteknoloji ve nanobiyoteknoloji nedir konularında. Ben onu bıraktığı yerden biraz alarak, bazı konuları çok az konuşmanın bütünlüğü için tekrarlayarak, çok özel bir konuda savunma uygulamalarında teknolojinin ne tür uygulamaları olduğu konusunda örneklerle hem araştırma gelişmeden hem de uygulama tarafından sizlere fikir vermeye çalışacağım. Bazı yaptıklarımızın nerelerde ne amaçlarla kullanabileceğini göstermek amacıyla. Nanoteknoloji nedir konusunu fazla üzerinde durmayacağım. Sadece burada vurgulamak istediğim, nanoteknoloji aslında tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Büyük bir takım çalışması gerektiriyor. Özellikle uygulamaya doğru dönecekseniz, uygulamanın gereklerine uygun bir takım oluşturulması lazım. Elektrik mühendisiyle fizikçinin, ziraat mühendisiyle bir tıp doktorunun mutlaka yan yana çalışmasını gerektiren bir takım bilimi, bir takım çalışması. Bunu yapamadığımız zaman uygulamaya doğru yaptıklarımızı aktaramıyoruz. Bir diğer konu daha var. Nanoteknolojide bu çok atomik boyutlarda neler yapacağız konusu var. Aslında bir şekil küçültmek, yani yukarıdan başlayarak büyük parçacıkları öğüterek küçültmek. Ama aslında doğru olan doğanın da bize söylediği aşağıdan başlayarak, sentezleyerek aşağıdan yukarı oluşturmak büyüklükleri. Bu çok daha mantıklı, çok daha az enerji ve daha az atık üreten bir yöntem. Çünkü öğütmeye başladığımız zaman öğütme bir yerde mekanik olarak tıkanıyor. 200 nanometrenin altına rahatlıkla geçemiyoruz. Ama kimyasal sentez, özellikle self-assembly veya öz yapılanma dediğimiz yapıyla moleküler yapılardan başlayarak istediğimiz sunni yapıları şekil, kimyasal bileşim ve büyüklük olarak yapabildiğimiz sürece aslında nanoteknoloji gerçek devrimine ulaşmış oluyor. Şimdi çok uzun bir yansı biliyorum bu. Yusuf hocamızın yansısı. Bunu burada vurgulamak istediğim, aslında temel ürünlerden başlıyorsunuz, altyapılardan. Bunlar küçük parçacıklar olabilir. Biraz önceki konuşmada Muhsin hocam güzel örneklerini verdi. Bunlardan ara parçalar, mesela filtreler yapabiliyorsunuz. Bu filtreyi getirip bir otomobilin egzozuna da takabiliyorsunuz. Aynı parçacıklardan filtreyi getirip sunni bir böbrek yapımı için de kullanabiliyorsunuz. Şimdi burada önemli olan, özellikle bu konuşma uygulama vurgusu olduğu için tekrar vurgulamak istediğim, uygulama açısından önemli olan hangi sorunu çözdüğünüz. Uygulamanın bir sorununu çözmeniz lazım yaptıklarınızla. Bu sorunu çözerken de değerli olması için, faydalı olması için, kullanılması için kullanıcı tarafından düşünerek ya maliyeti düşürmeniz lazım, ya daha önce yapamadığınız bir işi yapmanız lazım, yeni bir işlev getirmeniz lazım veya yaptığınız bir işi daha iyi yapmanız lazım. Bu üç temel özellikten birisi uygulama tarafında olmadığı zaman yaptığımız iş uygulamaya doğru geçmiyor. Çünkü kabul görmüyor. Ancak bunlardan birisini sağladığımız zaman istediğimiz uygulamaya geçebiliyoruz. Eğer bir egzozda, otomobilin egzozunda rahatlıkla biz platin katalist üstüne seryum oksit nanoparçacıkları doğru birleştirip o egzozun üzerindeki basıncı da sağlayacak şekilde kopmadan tutabildiğimiz zaman, o zaman içindeki kükürtü çok iyi bir şekilde süzerek bir faydalı ürün haline gelmiş oluyor. Bunu, çünkü daha eski egzoz sistemleri bunu yapamıyor. Bunu yapamadığımız zaman da içinde seryum oksit nanoparçacık olup olmamasının da kullanıcı açısından, uygulama açısından hiç de bir önemi kalmıyor. Şimdi savunma uygulamalarına doğru biraz geçeceğim. Şimdi Muhsin hocam yine çok güzel bir şekilde bunu anlattı. Nanoteknoloji ile nanobiyoteknolojiyi ayırmak kolay değil. Birbirinin içine geçmiş iki kavramdan bahsediyoruz. Dolayısıyla nanobiyoteknolojinin savunma uygulamalarını anlatmadan önce biraz nanoteknolojinin savunma uygulamalarına bakmakta fayda var. Bunların içinde neler var? Mesela malzemeden başlarsak çok güçlü malzemeler var. Veya işlevselleştirilmiş malzemeler var. Mesela aynı zamanda elektromanyetik radyasyondan bizi korurken bir yandan da soğutan yapılar var. Devreler düzenleri tarafında çok yüksek bantlı, çok yüksek frekanslı devreler var veya çok güzel algılayıcılar var veya hareket halindeyken hareketimizden enerji üreten devreler var. Bunların hepsi aslında nanoteknolojinin savunma tarafında doğrudan doğruya uygulanacağı yerler. Savunma derken askeri uygulamaları bahsediyoruz. Askeri uygulamaların kendine özgü bir takım gereksinimleri, bir takım ihtiyaçları var. Bunları da doğru tespit etmemiz lazım. Bazen bizim sivil hayatta aklımıza gelmeyen çözümler, söz gelimi çadırın üzerinden elektrik üretmek, belki bir kamp yapan için çok önemli değil ama bir asker için ciddi bir önemi olur ve bunun için çok daha fazla bir maliyeti de göze alabilir. Çünkü bir askerin en fazla taşıdığı ağırlık bugünkü dönemde üzerindeki piller. Çok fazla miktarda pil tüketiyor askerler. Ellerindeki elektronik cihazlardan ötürü bu pil miktarı ne kadar düşürebilirsek onlar için o kadar değerli bir iş yapmak istiyoruz. Ama bir kamp kuran birisi için, bir sivil için çadırın elektrik üretmesinin maliyeti yüksek olmaya başladığı zaman önemli olmayacak, kullanmayacak. O gidip piknik tüpünü alıp devam edecek veya işte 3-5 pille idare edecek. Bu farkı da çok iyi, savunma tarafındaki bu farkı çok iyi görmemiz lazım. Buna baktığımız zaman nanoteknoloji aslında bize şunu söylüyor. Nanoteknoloji nasıl? Muhsin hocamız yine bir hayattan bir sahne göstermişti. Hatırlarsanız bir kafeteryada oturan kişiler. Nasıl hayatımızın her yönünü etkiliyorsa savunmanın da her yönünü etkiliyor. Geleceğin askerini, geleceğin hareketli platformlarını, bunların içinde uçak, gemi, insansız hava araçları, aklınıza ne gelirse kara araçları dahil, geleceğin silahlarını, hatta kimyasal, biyolojik, nükleer, radyasyon ve enerji tehditlerine karşı ki bugün çok gündemde olan bir konu ülkemizde de savunma alanında ciddi katkıları olacak nanoteknolojilerin. Bunlardan bazı örnekleri kısaca vermeye çalışacağım. Şimdi nanoteknolojiyi böyle çok hızlı bir şekilde ve savunma uygularını söyledik, savunma uygulamalarını hatırlattıktan sonra tekrar ana konumuza dönelim. Nanobiyoteknoloji. Nanobiyoteknolojinin nanoteknolojiden tek farkı temel taşları olan biyomoleküller ve hücrelerin bileşimiyle küçük parçacıkların etkileşimleri. Dolayısıyla doğal olarak kendi içinde çok disiplinli bir yapı var. Ve çok hızlı üzerinde durduğum aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı yöntemlerinde en fazla kullanıldığı alanlardan birisi. Özellikle öz yapılanma ve sentez tekniklerinin çok fazla kullanıldığı alanlardan birisi. Şimdi nanobiyoteknolojilerde boyut niye önemli? Çünkü hücre boyutunun altına iniyoruz. Yine biraz önceki konuşmadan hatırlarsanız insan hücresinin mikronlar mertebesinde bir virüsün birkaç yüz nanometre olduğunu hatırlarsanız eğer biz 10, 20, 30, 50 nanometrelik parçacıklar yaptığımız zaman hücreyle doğrudan doğruya etkileşecek bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla yüzey parçacık, yüzey alanı canlı organizmaların doğrudan doğruya bugüne kadar görmediğimiz bazı cevaplarını ortaya çıkartmaya başlıyor. O zaman da işte sağlıkta yeni ufuklar açılıyor. Kendi iç yapımızı, doğal yapımızı daha iyi anlamaya başlıyoruz. Daha doğru kararlar verebiliyoruz. Yapı üzerindeki iyi kötü dengeleri, etkileri dengeleyebiliyoruz. Hatta çok önemli insanda kan-beyin bariyeri denilen, blood-brain barrier denilen bir özellik var. Özellikle beyni doğru etkileyen ilaç ve ilaç salınımlarında doğrudan doğruya etkili olmaya başlıyoruz. Bu boyut meselesini biraz daha gündeme getirmek istiyorum. Çünkü bundan sonra göreceğiniz birçok uygulamada uygulamanın temel taşını oluşturuyor boyuttan kaynaklanan özellikler. Mesela görüntüleme yöntemleriyle bugüne kadar görmediklerimizi görüyoruz. Tek atom seviyesinde görüntüleme yapabiliyoruz. Bir hücrenin içine kadar bakarak hücrenin içine nanoparçacık girip girmediğini görebiliyoruz. Bu bundan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl önce yapamadığımız yetenekler. Bunu baktığımız zaman da fark ettiğimiz hücreyle olan iletişimimizde parçacığın boyutunun, kimyasal kompozisyonunun, yüzey işlevliğinin ne kadar önemli olmaya başladığı tek parçacık boyutunda. Yine Muhsin hocamız bu konuda özellikle kanser terapisinden bir takım örnekler verdi. Hatta öyle bir yere getiriyor ki bu bizi eski bildiklerimizi unutup yeni konularda yeni öğrenmeler yapmamız gerekiyor. Ve bu öğrenme alanı o kadar geniş ki sizler gibi genç arkadaşlara çok çok ihtiyaç var bu alanlarda. Çok geniş bir okyanusun önündeyiz. Yeni yeni bunun içine giriyoruz. Bu öğrenmede çok fazla insan becerisine, insan zekasına da ihtiyacımız var. Nanobiyoteknolojinin uygulamaları konusunda fazlaca konuşmak istemiyorum. Hem tanı tarafında, hem ilaç taşıma tarafında, hem de tıp tarafında ve özellikle çevre olan etkileriyle çok çok doğrudan ilişkili bir konu. Bunları niye söylüyorum? Göreceksiniz birebir askeri savunma uygulamalarından da bu alanlar doğrudan doğruya bir uygulama alanı olarak önümüze gelecekler. Şimdi nanobiyoteknolojinin nanoteknolojiden en büyük ayrımını hücreyle, canlı hücreyle parçacık etkileşiminin inceleyen bilim bölümü olduğunu söyledik. Canlı hücre dediğimiz zaman da savunma uygulamalarında ilk aklınıza gelen asker. Dolayısıyla askerin üzerinde olan her türlü uygulama, her türlü değişiklik aslında nanobiyoteknolojinin savunma tarafındaki en önemli uygulamaları haline gelmeye başlıyor. İnsan öğesini öne çıkartıyor mutlaka. Burada da ilginç başka bir özelliği ortaya çıkıyor. Hem konunun gereği hem insanın her iki tarafta da ortak olmasından askeri uygulamalarla sivil uygulamalar üst üste örtüşmeye başlıyorlar. Özellikle yeni teknoloji alanlarında savunma daima teknolojiyi bir itici güç olarak, üzerinde maliyet unsuru olmadığı için ve bazı temel uygulama gereksinimlerinin sivil uygulamalardan çok çok önde olduğu için bir itici güç olarak çalışır. Buradaki avantaj, askeri uygulamalarla sivil uygulamalar örtüşüyor. Aynı çözüm her iki tarafta da aynı anda uygulanabilecek hale geliyor. Burada nelerden bahsedebiliriz asker konusunda? Birincisi askerin performansını izlemek ve gerekirse yükseltmek. Yani vücudunu daha iyi tanımak, özellikle muharebe anında ve eğitim anında bunlardan yararlanarak da çok daha gelişmiş bir yapıda daha uzun süreli, özellikle dışarıda dayanabilecek bir hale getirmek. Yaşamasını sağlamak için gerekli olan enerji, su, gıda gibi temel ihtiyaçlarını çok daha kolay çözümlerle bulmak. Bunların hepsi biraz sonra örnekleriyle göreceksiniz. Nanobiyoteknolojinin savunma tarafında en öne çıkan uygulamaları haline gelmeye başlıyor. Şimdi askerin vücut yapısını tanımaktan bahsettik. Vücut yapısını tanımak askerin yapacağı eğitimle de ilgili, fakat bir yerden sonra da yoruldu mu, yorulmadı mı, ne zaman geri çekilmesi lazım, tehlikeli bir gaza maruz kaldı mı, eğer savaşamayacak durumda mı? Bu tür öğeleri zamanında tanıyıp gerekli değişiklikleri yaparsak bu çok çok önemli bir alan haline gelmeye başlıyor. Hem kendi askerin performansı yükseliyor hem de kayıpları olabildiğince azaltacak hale geliyor. Burada ne tür elimizde araçlar var? Algılayıcılar var. Kısa süreli metabolizmayı hızlandırıcı yapılar var. Sunni kaslar var, özellikle güç isteyen görevlerde ekstra güç sağlayabilmek için. Ayrıca yaşamasını sağlayacak daha iyi bir su kaynağı sağlamak veya elindeki kirli suyu olabildiğince temizleyerek içecek hale getirmek veya bulunduğu yerde üzerinde bir teşhis tanı yapacak yetenekleri sağlamak veya gerekirse orada anında ona üzerinde taşımadan çok basit bileşenlerinden çok basit ilaçları yapabilmek. Hatta bir özellikle üniformasında, hatta bazen yaralarda olabildiğince bulunduğu yerde hızlıca iyileşmesini sağlamak. Bunlar en temel nanobiyoteknoloji uygulamaları olmaya başlıyorlar. Şimdi bunların içinde adım adım gidersek, birincisi tehlikelerden korumak tarafını öne çıkartalım. Şimdi tehlike biliyorsunuz kimyasal, biyolojik, nükleer, radyasyon, hatta bazı yüksek enerji türü tehditler var askerlere karşı. Bunu nasıl yapabilir? En kolayı kullandığı üniformanın bu tür etkilere dayanıklı olmasını sağlamak lazım. Burada ekranın benim sol tarafımda görüyorsunuz. Çok katmanlı bir tekstil yapısı mesela düşünün. Bu tekstil yapısının içinde bir bölümü askerin fazla terlemesine engelliyor. Bir bölümü tehlike anında belli bir kimyasal reaksiyona karşı daha güçlü bir engel haline geliyor. Bir diğeri havalandırmasını sağlarken kimyasal tehdidi algıladığı zaman bir anda bu havalaşmayı keserek dış ortamla teninin temasını kesebiliyor. Aynı zamanda bunu algılayıcılarla da vücudunu, işte kalp atış hızını, nefes alma hızını, kanındaki oksijen oranını, hatta kan basıncı gibi bazı özellikleri de, vücudunun özelliklerini aktif olarak gözlemleyebiliyor. Böyle bir elbise düşünün, giyiyorsunuz normal bir üniforma gibi. Ekstra da ağırlık sağlamıyor. Nanoteknoloji ile bütün bunları yapmak olası hale geliyor ve bunların bugün için tamamı olmasa bile tek tek bazı alanlarda uygulamaları günümüzde artık bazı firmalar tarafından da gündeme getiriliyor. Hatta yeni neslinde bütün bir elbiseyi yapmak yerine bazı yerlerde kredi kartı büyüklüğündeki yapılarla bütün bunları, en azından aktif tarafını, kontrol tarafını sağlamak mümkün oluyor. Mesela kimyasal biyolojik engeller için polimer kaplı malzemelerin içine kontrollü yönelimli nanokil parçacıkları. Ülkemizde nanokil, özellikle bentonit türü çok fazla var. Kullanılan malzeme şu anda ambalajda kullanılan malzemeden çok farklı değil. Polivinil klorür. %2 ile %8 oranında nanokil atarak oksijen geçirgenliğini neredeyse onlar mertebesinde düşürebiliyorsunuz. Aynı uygulama gıda tarafında da var. Aynı uygulama askeri elbiselerin içine ince bir katman olarak yedirilerek de yapılabilir. Bu kaplamalar, mesela Immansat denilen bir Amerikan firması şu anda bunu pazarlıyor. Hatta gerekirse elektronik kontrolüyle, zaten malzemenin orijinali saydam olduğu için saydamlık sağlayarak, mesela sahada yaralanma esnasında ilk yapılan iş ne? Makasla elbiseyi kesmek, bakmak. Bunu engelleyerek saydam olarak içeri bakma imkanını sağlayabiliyor. Kimyasal dirençli eldivenler. Çok elinde eldiven varsa, mesela etrafta kimyasal bir tehdit varsa elindeki eldiven bunu rahatlıkla koruyabiliyor. Hatta bazı sahadaki doktorlar için, bundan sonrakinde vardır herhalde, evet, bu tür kimyasal eldivenlerin malzemeleri yine vurgulamak istiyorum. Aslında bugün gıda ambalaj teknolojisinde, hatta otomobilde kullandığımız, inşaat uygulamalarında kullandığımız nanoteknolojik malzemelerden de çok farklı değil. Sadece insan üyesi ve bazı kimyasal biyolojik tehditlere karşı yüzey işlevleri, yine Muhsin Hocam'ın söylediği karbon nanotüplerin üzerindeki işlevselleştirilme veya benzeri tekniklerle yüzey işlevleri değiştirilmiş yapılar. Bir diğer konu, askerin işte kan basıncı, kalp atışı, nefes alma gibi bazı temel yaşam özelliklerini okuyabilmek. Bunu doğrudan doğruya vücuda yapışan esnek, elektrokardiyogram veya elektromiyologram gibi bazı yöntemlerle yapabiliriz. Hatta biomarkerleri de doğru kullanarak ön uyarı sistemlerinde kullanabiliriz. Bir çalışmada toraks kasının üstündeki, ana büyük göğüs kasının üstündeki titreşimler, yani kasılma sırasında nöronların verdiği titreşimler aslında zehirli gazlara karşı çok güzel bir erken uyarı sistemi oluşturuyor. Eğer bu titreşimlerin Fourier transformlarına bakarsanız, zehirlenme öldürücü seviyeye gelmeden sadece ön tarafında Fourier transformu yüksek frekanslara doğru kayıyor. Bunu okuyabiliyorsanız bu durumda askere bir uyarı verip onu bulunduğu bölgeden geri çekebilirsiniz, hayatını kurtarabilirsiniz. Bu yine nanoteknolojinin ve nanoteknolojinin biyoteknolojiyle birleşmesiyle, biyolojik bazı bilgilerle birleşmesiyle kaynaklanan uygulama örneklerinden çok güzel bir sistem. Uzun bir süredir üzerinde çalışılan, hala daha mükemmel hale gelmemiş bir konu var. Yine sahada sağlıkçı geldiği zaman askerin temel fonksiyonlarını görmek isterse, ki bu doktorlar için de geçerli, unutmayın bunların hepsi çift taraflı kullanıma açık. Hastanede de aynı şeyi kullanabilirsiniz, acilde veya triyaj bölümünde, sahada da kullanabilirsiniz. Bir eldiven şu hareketi yaparak temel fonksiyonların tamamını ölçebiliyor. Bu programın adı Midas. Midas altın dokunma biliyorsunuz. Dokunarak altın yapan. Onun üzerinden Midas sadece 2D ile hemen hemen 2005-2006 yılından beri üzerinde çalışılan bir konu. Şimdi bunları yaparken elimizde ne tür araçlar var? Mesela aktif fiberler var. Yine hocam çok güzel anlattı. Çok cidarlı, çok duvarlı karbon nanotüp veya benzeri diğer nanofiberlerin aralarına aktif maddeler yedirerek bunlar kırıldığı anda bunların ortama salınmasını sağlayabiliriz. Bunun içinde bir ilaç olabilir. Kurşun değdiği zaman kırılır, ilacı sarar, kan dolaşımını durdurur veya çok basitinden elbisesini yeniler. Yani her iki yöntem de mümkün. Sadece sizin ne yapmak istediğiniz, uygulamayı ne kadar tanıdığınız, uygulamanın sizden hangisini öncelikle istediğine bağlı olarak. Yöntemin ayrıntısına girmeyeceğim ama çok fazla kullanılan bir teknik. Özellikle çok cidarlı nanotüplerde bir tanesine katalist, bir tanesine etkin maddeyi koyarak tek kırılmalarda, yani şu değme sırasındaki sızıntıları da engellemek mümkün. Bunun en güzel örneklerinden biri, bunların hepsini götürüp sıvı zırh denilen, aslında kayma kalınlaşmasıyla sertleşen bazı yapıların, yani üzerine yumuşak dokunduğunuz zaman esnek, sert vurduğunuz zaman sertleşen bazı yapıların içine bütün bunları yedirmek mümkün. Mesela aynı yöntemle Kevlar'dan yaklaşık 100 kat daha ince bir yapıyla hemen hemen aynı korumayı sağlayabiliyorsunuz. İçine aktif bir fiberle yedirirseniz kendi kendinde gerekirse tamir edecek hale geliyor. Bunların hepsi gelişmiş bir üniforma sistemine doğru gidiyor. Bu DARPA'nın geçtiğimiz sene, 2013'ün başlangıcında yaptığı bir sistem, Warrior Web diye. Aslında hem koruma sağlayan bir üniformanın geliştirilmesi, aynı zamanda da dayanıklılığı artıran, yani taşıma gücünü, koşma gücünü artıran bir üniformanın ortak geliştirme programı. İçinde biraz önce gördüğünüz aktif fiberlerden başlayarak bir sürü nanosensörler var, algı yöntemleri var ve ileriye dönük bir araştırma çalışması olarak sonuçlarını herhalde önümüzdeki yıllarda hep beraber göreceğiz. Şimdi bu biraz korumasıydı. Doğrudan doğruya vücudunun etrafında olan koruması. Peki askeri nasıl daha fazla koruyabiliriz? Kimyasal ajanları veya biyolojik ajanları çok daha hızlı tespit edebiliriz ortamda. Şimdi bunlardan bir tanesi, mesela buradaki örnek, çok yoğunlaştırılmış infrared lazerler kullanılarak normalden 50 ile 100 misli çok daha hassas ölçme yöntemlerini hatta çok dar bölgelerde yapabilmek. Uzaktan tuttuğunuz bir lazerle ilerideki ağacın üstünde veya ilerideki taşın üstünde kimyasal kirlenme veya biyolojik kirlenme olup olmadığını algılayabilme yöntemleri. Bunlar özellikle bakteri türü tehditlerde çok hızlı kullanılabilecek bir yöntem haline gelmiş oluyor. Bunun da bu kadar az güçle bunun yapılmasının arkasındaki en güzel elimizdeki araçta nanoantenler. Nanoantenler çok çok küçük yapılarda malzemelerin arka arkaya dizilerek yapıldığı etkinlikleri çok yüksek anten yapıları. Şimdi kimyasal tarafta başka türlü de algılayabiliriz. Bu bizim Yaşar Gürgüz hocamızın yaptığı çalışmalardan bir tanesi. Mesela bir biyo algılayıcının üstüne canlı hücre bağlayabilir. Bu canlı hücre öldüğü zaman etrafta tehdit varsa canlı hücrenin elektrik aktivitesi değiştiği için ben bunu algılayarak ortamda gaz var mı yok mu bunu engelleyebilirim. Birçoğunuz hatırlarsınız belki eski madencilikte madenin içine doğru bir kuş atılırdı. Kuşun ölüp olmadığı metan gazının bir seviye belirlemesi olarak kullanılırdı. Bunun nanoteknolojik yapıda DNA seviyesinde veya işte virüs bakteri seviyesindeki bir örneğinden başka hiçbir şey değil. Bu böyle yapılmış bir sensörü götürüp bir yapının içine koyabilirim. Bunu elektronik olarak kontrol edebilirim. Bunu gidip bir kişinin eline verebilirim. Üzerinde kimyasal koruyucu elbiseyle ortamda bu ölçmeyi doğrudan doğruya yapar. Veya bunlar o kadar küçük yapılar ki yani şöyle yaklaşık şu boyutlardan bahsediyoruz. 20-25 milimetre taraflı. Bunlardan bir sürüsünü ortama atıp uzaktan erişimle ölçüleri de alabilirim. Maliyetleri çok düşük. Bunlar kaybolsa, 100 taneden 20 tanesi çalışmasa, 50 tanesi çalışmasa atıldıktan sonra geriye kalan 50 tanesinin vereceği uyarı bir erken uyarı olarak o sahada kimyasal veya başka zehirli bir gaz, kimyasal veya başka bir etki olup olmadığını bana rahatlıkla söyleyebilir. Bunun başka değişik bir örneği elektronik burun denilen, yine insandan benzetimli, bu arada tek parantez açayım. Bu uygulamaların çoğunda biyolojiden, doğadan örnekleme ile çok fazla yapabileceğimiz şey var. Sadece gözümüzü açıp doğanın nasıl çalıştığını bakmamız lazım. Ve bunu yapmak için de artık günümüzde elimizde yeterince de cihaz var. Eskiden göremediğimiz bazı şeyleri şimdi görebiliyoruz. Mesela burnun çalışmasına bakarak burnun içindeki hücre yapısını suni olarak tekrarlayarak bir elektronik burun yapabilirim. Bu elektronik yapıyı isterseniz bir hareketli platformun üstünde bir insansız hava aracıyla, isterseniz yine doğrudan doğruya sahaya bırakarak ortamdaki özellikle sinir gazları ve hardal gazı türü vücudu deri üzerinde tahriş edici etkisi olan yapıları çok hızlı bir şekilde tanıyabilirim. Daha yeni yöntemler, bununla ilgili sanırım yarın hocamız daha ayrıntılı bir konuşma yapacak. Mesela grafen. Grafen doğrudan doğruya bu alanda kullanılan bir malzeme olarak ortaya çıkmadı ama tek boyutlu yapısından çok hassas bir algılayıcı yapmak mümkün. Yüzeyini işlevselleştirerek çok daha etkin, çok daha küçük miktarlarda bana algılama sağlayacak yapılarla biyolojik algılama yapabilirim. Çok çok hassas ve avantajı herhangi bir altyapının üstüne kağıdın, plastiğin, silikonun veya herhangi bir tekstil yapısının üstüne de böyle küçük algılayıcı sensörler yaparak ortamdaki zehirli gazları veya zehirli maddeleri görebilirim. Yine benzeri şekilde tek cidarlı veya çok cidarlı karbon nanotüplerin üstüne DNA türü yüzey işlevlendirilmesi yaparak hızlıca çok çok düşük seviyelerde 10-15 molar seviyede algılama yapabilirim. Bunlar neredeyse tek molekül algılamasına varacak seviyeye kadar gelen yöntemler. Özellikle grafen ve karbon nanotüpler üzerinde yatıran. Bunlarla da bazı protein biomarkerlerin stratejik markerleri görebilirim. Eğer ben önceden çalışma yaptıysam bazı proteinlerin bazı tehlikeli ortamlarda daha azaldığını veya daha çoğaldığını biliyorsam böyle bir yöntemi kullanarak ortamda tehlike olup olmadığını algılayabilirim. Şöyle bir şey düşünün, çok ince bir kanalın içine çektiğiniz ortamda bu kanalla ortamın etkileşimi çok daha fazla olacak. Özellikle nanometrik boyutlardan bahsediyoruz. Neredeyse tek tek molekülleri tanıyacak hale geliyorum. Bir sürü yeni yöntem var bu konularda. Zamanımızdan ötürü çok fazla üzerinde durmuyorum ama mesela antibodiler kullanarak tanıyabilirim. Artık elimizdeki araç, kullanabileceğimiz araçlar çeşitli olmaya başlıyor. Kimyasal araçlar, biyolojik araçlar, bunların birleşimleri, hibritleri, bu tür konularda elimizde o kadar fazla araç var ki, yine tekrarlıyorum, tek yapacağımız ne istendiğini doğru algılayarak ona uygun bir çözüm üretmek. Mesela bu da antraks gazı için. Antraks toz bir gaz, toz bir zehirleyici olarak da aktarılabiliyor. Bunun için bir algılama yöntemi. Polimerlerle. Algılamadan başka bunu ortamdaki tehlikeyi gidermek için de kullanabilirim. Yine bazı maddeleri, bunların içinde en temel bilinenleri gümüş, nanoparçacık gümüş çok hızlı bir bakteri öldürücü veya başka bakteri öldürücüler var. Polimer türü bakteri öldürücüler var. Bunlar bazı, özellikle bazı viral yapılarda son derece etkili olmaya başlıyorlar. Bunları yine ortama bakarak, ortama sprey halinde, boya halinde veya doğrudan doğruya biraz fışkırtma yöntemiyle ortama bunları atarak ortamda olan, var olan bakterileri algıladıktan sonra etkisiz hale de getirmek için çözümler üretebilirim. Bu çözümlerin içinde ilginç olanlardan birisi bu tanı sistemini, belki insansız hava aracı çok büyük bir yapı, böceklerin üstüne atabilirim. Böceklerin üstüne bağlayarak böcek dönen, havada dönen böcekleri uzaktan tanı yöntemiyle bazı nanomarkerler, tagant dedikleri, çok özel olarak bazı ışık, belirli dalga boyları altında değişik floresans veren yapılarla bu ortamda, gittiği ortamda zehirli gaz olup olmadığını da doğrudan doğruya algılayabilirim. Burada en fazla kullanılan, yine hocamız örneğini verdi, mesela kuantum noktaları. Değişik kuantum noktalarının çok değişik marker özellikleri var. Hatta bunları neredeyse çok geniş spektrumlu bir elektronik barkod olarak kullanmamız mümkün. Dolayısıyla gazın kendisinin tipinden başka neredeyse böceğin kendisini de gittiği koordinatlara göre tek tek kontrol etmek mümkün olmaya başlıyor. Buraya kadar kimyasaldan bahsettik. Radyasyon tarafında da aynı şeyi yapabilirim. Bu Berkeley'den gelen bir çalışma. Yine manyetik nanoparçacıklar kullanılarak radyasyona maruziyeti çok hızlı bir şekilde ölçme imkanım var. Şimdi ölçtüm, tamam. Kendimi de korudum. Peki olmadı, bir şekilde yaralandım. Ne olacak? Rejeneratif tarafta çok ciddi uygulamalar var. Doğrudan doğruya nanobiyoteknolojinin bir konusu. Hem hızlı iyileşme yönünde örnek alarak, özellikle biyolojik yapıların iyileşmesinden örnek alarak, hatta bazı yerlerde de sunni olarak bazı yapıları tekrarlayıp sunni organlar yaparak, mesela saha anında işte, kan dolaşımını hızlıca filtreleyebilirim. Bunlardan bir tanesi de mesela ekstra bir böbrek taşıyabilirim belki. Küçük bir böbrek. Çok uzun süreli işe yaramaz ama 5-10 dakika bazen bir hastanın hayatında, özellikle sahada yaralı bir askerde çok önemli hale gelmeye başlıyor. Hastalıklara dayanıklılığı artırabilirim. Kullandığı, içtiği yapının içine hastalığa dayanıklılığını artıracak bir madde ekleyebilirim. Mesela bu tür konularda özellikle MIT'nin Soldier Nanotechnology denilen merkezinden kaynaklanan birçok araştırma yapıları ortaya çıkacak. Bununla ilgili birkaç örnek daha size vereceğim. Mesela acil ilaçlar. İlaçları taşımak zor, raf ömrü çok yüksek. Yeni bir teknik, Rapid Reconstitution Package denilen, bulunduğu yerde ilacı oluşturmak, temel alt bileşenlerinden, liofilize tarzda bazı tozları alarak nano boyutlarda en az birkaç doz kadar bulunduğu yerde bir mesela şırınga türü bir yapının içinde bunları hazır bırakıp, çoğunuz görmüşsünüzdür. Uygulama da aslında çok yeni bir uygulama değil. Özellikle bebeklere verilen bazı uygulamalarda eczaneden toz halinde alırsınız. Sıvıyla bu evde karıştırırsınız. Çünkü raf ömrünü çok, etkinlik ömrünü çok uzatıyor. Benzeri bu uygulamanın nanoteknolojik yöntemlerle geliştirilmiş bir hali. Kanı dondurmak. Kanı durdurmak için çok özel jeller yapabilirsiniz. Özellikle nanoteknolojinin verdiği yüzey etkinliğinden kaynaklanan özelliği çok iyi kullanarak. Mesela sunni olarak geliştirilmiş bir protein kullanarak bu tür yapılarda yapının suyu da, dolayısıyla suyu sevmesi, kanı olabildiğince kendi içine çekmesini sağlayabilirsiniz. Hatta öyle yapabilirsiniz ki bu kendisi tamamen biyo uyumlu olur. Vücutta da bırakmanıza bu sargı bezi tipi yapıyı bir sorun olmayabilir. İltihap kapmasını, mikrop kapmasını engelleyebilirsiniz. Bunların içinde nanofiberlerden, nanofiberlerin hatta bazı karbon nanotüplerin, yüzey işlevleştirilmiş karbon nanotüplerin antibakteriyel etkilerinin çok yüksek olmasından kaynaklanan ilginç çözümler ortaya çıkıyor. Bunlardan birkaç örnek ben size burada vermeye çalışacağım. Bu çok yeni bir örnek. 2013 Nisan'dan. Bu insan iltihabın kabuğundan yararlanılarak yapılmış bir örnek. Scab, yani yara kabuğu. Yara kabuğunun nasıl olduğuna doğal hayatta bakarak bunun nanofiberlerle bir şekilde tekrarlanması son derece fazla ilgi çekti. Nisan ayında üzerinde en fazla tıklanan nanobiyoteknoloji makalelerinden birisiydi. İnsan hücresinden sunni yara kabuğu yapmak diyelim, basit uygulama olarak. Bu ülkemizden bir örnek, yine peptitler kullanılarak, UNAM'dan, Bilkent'ten bir örnek. Peptit nanofiberler kullanılarak yine hızlı yara iyileşmesini sağlamak. Ya bu çalışmaların bir bölümü ülkemizde de artık yapılıyor. Yine bu toplantının amacı zaten bu tür çalışmaların ne kadar öne çıktığını sizlere vurgulamak ve bu konuda daha fazla bilgilendirmek. Bu yine çok yeni bir örnek. Bu kırmızı kan hücresinin içine yedirilmiş bir nevi yara iyileştirici. Özellikle zehirlenmeler anında zehirli maddeyi kanın içinden alıp bloke etmek için kullanılan bir yapı. Burada maysel denilen, yani dış kabuk, burada görüyorsunuz. Dış kabuk kullanılıyor. Bu dış kabuk bir yerde insan kırmızı al yuvarlarından esinlenerek yapılmış bir yapı. Çok çok yeni. Eğer hani merak ediyorsanız Nature Nanotechnology'nin Nisan ayında, pardon Eylül ayında yayınlanmış bir makale bu. İlginç bir makale. Bu bir nevi sünger ama biraz önce söylediğim süngerden farklı olarak sadece toksik maddeleri çekiyor. Kanın kendisini çekmiyor. Bunun gibi bir sürü şey var. Yani özellikle bakteriyi öldürücü bazı yapıları siz kendiniz sünni olarak artık unutmayın. Aşağıdan yukarı diyoruz. Öz yapılanma, self assembly. Self assembly ile bu bakteriyel yapıları, antibakteriyel yapıları sentezleyerek doğrudan doğruya hızlı iyileşmeyi sağlayabilirsiniz. Şimdi bu da iyileştirme. Engelledik, yaralandığı zaman da tedavi ettik. Şimdi son kalan 1-2 dakikada biraz idame tarafı. Su. En büyük ihtiyaçlardan birisi. Su bulmak çok zor. Ortamdaki su kirli. Bunu çözmek için nanoteknolojiden çok daha uygun bir yöntem yok. Bunun içinde bir sürü yöntem var. Titanyum dioksitten başlayarak yine bazı killer, doğada bulunan zeolitlerden, hatta sunni olarak benzerlerinden üretilmiş filtreler bugün çok fazla artık normal hayatta bile bazı özel yerlerde kullanılmaya başlıyor. Bir örneği bir İngiliz firmasının geliştirdiği hayat kurtaran matara. Bu hızlıca kötü suyu kendi içinde süzerek askere içebileceği bir su sağlıyor. Bunun içinde aktif karbonun yanı sıra burada içeriğini görüyorsunuz. Yüzeyleri işlevleştirilmiş bir takım silika nanobitler var. Ayrıca bunun içine bunu yaparken bir avantajı da biraz şimdi gıda nanoteknolojisine girecek. Bunu bir yerden süzerken başka bir tarafında da içine bazı yararlı mikro besleyicilere de atarak o anda gücünü kuvvetlendirici askerin yapılar da yapmak mümkün. Yani artık yapabileceğiniz şeyler sadece sizin zekanızla ve uygulamanın ne istediğiyle sınırlı olmaya başlıyor. Elimizdeki araçlar çok fazla artmaya başlıyor. Tuzu çekebiliriz. Tuzu, içindeki ağır metalleri çekebiliriz. Vücudun gerekli ihtiyacı kadar olan bazı maddeleri de tekrar bunu yaparken içine atabiliriz. Suyu temizlerken en büyük sorunumuz, çok fazla minerali de çekersek vücut için yararlı mineralleri de çekmiş oluyoruz. Deyonize su veya distile suda da bu tür sorunlarımız var. Burada tabii doğal olarak bunu yaparken gıda teknolojisinde kullanılan kapsülleme ve emülsiyon teknikleri, ki aslında gıda teknolojileri bilinen en eski nanobiyoloji, nanoteknoloji uygulamalarından birisi. Bir süt uygulaması, özellikle süt, kendisi bir nano emülsiyon olduğu için süt üzerinde yapılan çalışmalar bilinen en eski nanoteknoloji uygulamaları, yüzyıllar ötesine dayanıyor. Bu şekliyle bazı maddelerle üstünü kapatarak yapıların işlevleştirilmiş içecekler veya gıdalar yapabiliriz. Çok az miktarda çok fazla enerji verecek, içinde ilaç taşıyan, bazı temel mikro besleyicileri taşıyan yiyecek maddelerini, içecekleri yapabiliriz. Bunların bir bölümü piyasada da var. Bunların misaller veya lipozom denilen bazı yapıların içine atılıyor. Bu günümüzde özellikle sağlık gıdası diye yapılan, sağlık gıdası diye pazarlanan bazı maddelerin içinde bunlar fazlaca kullanılmaya başlıyorlar. Çitosan denilen mesela özel bir malzeme var. Çitosan karidesin kabuğundan elde ediliyor. Biz karidesin kabuğunu atıyoruz. Birileri bunu topluyor, Çin'e yolluyor. Çin'den bize çitosan olarak geri geliyor. Çitosan çok ilginç bir malzeme. Bir sürü yerde dolgu maddesi ve bazen aktif madde olarak kullanılıyor. Mesela bir yerde suyu süzerken bir yerde de içine vitamin atmanın en güzel yöntemlerinden biri vitamini çitosanla birleştirmek. Bunun üzerinde fazlaca durmayacağım. Paketleme yöntemleri biraz önce size söylemeye çalıştım. Özellikle nanokil attığınız zaman gaz geçirgenliğini düşürüyor. Birebir kullanma alanı gıda teknolojilerinde. Hatta öyle konular yapabilirsiniz ki, diyelim malzemede bozulma başladı, etilen çıkmaya başladı. Etileni algılayarak üzerinde renk değişikliği sağlayabilirsiniz. İlginç olarak bu gaz geçirgenliği için kullandığımız özellikle PVC, naylon, MDX6 gibi malzemeler, üzerinde bazı değişikliklerle aynı malzemeden çok hafif motor kapağı, hatta gerekirse silah gövdesi bile yapmanız mümkün. Dolayısıyla artık hani bu malzeme bu uygulama için, bu malzeme bu uygulama için diye bir ayrımda yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlıyor. Bütün malzemeleri, bütün uygulamalara özgü olarak ama aşağıdan yukarı sentezleyerek ufak tefek farklarla yapabiliyoruz. Çok yeni bir patent 2012'den ısıtıcı. Isıtıcı eskiden beri var ama ısıtıcı için iki parçayı şöyle bölmeniz ve iki sıvının birbirine katması, özellikle tayın, sahada da kullanılan tayınlarda bu eskiden beri kullanılan bir yöntem. Bu biraz önce gördüğünüz süpermarketlerde gördüğümüz kaplama film gibi, PVC film gibi. İçinde nano parçacıklar var. Kırmak yerine üzerinde elinizi dolaştırarak veya çok hafif bir darbeyle hiç şeklini bozmadan rahatlıkla ısıtabiliyorsunuz. Şimdi bir diğer konu, son birkaç dakikada, bunlar hep uygulamalardı. Biraz da performansını nasıl artırırız? Burada da çok ilginç başka bir uygulama türü ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun genel yapısı beyin-makine arayüzü. Burada da özellikle savunma tarafında en öne çıkan hızlı karar verme. Eğer ben beynimin içinde algılamanın nasıl olduğunu nöronal seviyede öğrenebilirsem, bunu destekleyecek şekilde geliştirebilirim. Bunun da en güzel örneklerinden biri yine bu yıl 2013 yılından gelen, University of Washington'dan gelen bir uygulama. Bir tarafta bir keyboard'un üstünde veya bir fareyi nasıl hareket ettireceğinizi düşünüyorsunuz. Bunu algılıyorsunuz. Beyin EEG türü algılamalarla. Diğer tarafta transcranial magnetic stimulator denilen bir yapıyla beynin diğer bir beynin üzerine aynı işaretleri göndererek ilgisiz iki ayrı odada kişinin birisinin mouse'u oynatırken diğerinin de mouse'u oynatmasını farkında olmadan sağlayabiliyorsunuz. Artık buraya kadar geliyor. Bunu niye söylüyorum? Bunun arkasında aslında nanoteknolojinin kullandığı çok fazla ayrıntı var. Bu tür algılama ve stimülasyon yöntemlerinde. Peki bunu nerede kullanacağız? Mesela savunma tarafında en önemli şey havacılık. Bir pilot çok hızlı bir şekilde karar vermek zorunda. Pilotu bırakın. Hava trafik kontrolü yapan kişiler çok hızlı karar vermek zorundalar. Ve ellerinde çok kompleks bir görüntü var. Bu görüntü üzerinde nasıl en hızlı şekilde karar verecekleri çok ciddi, uzun yıllar süren eğitimlerle sağlanıyor. Eğer daha önce eğitilmiş kişilerin üzerinde biz bunu tanıyıp benzeri ön işlemi eğitilenler üzerinde yaparsak çok fazla hızlı karar vermeyi rahatlatmaya başlıyoruz. Bununla ilgili yine bir çalışma, bu da Banu Onaral hocamızın grubundan, Drexel Üniversitesi'nden. Değişik yerlerde de benzeri çalışmalar var. Beyin makine arayüzünün tipik savunma uygulamalarından birisi. Bu şu anda bir bölümü de Amerikan Kara Kuvvetleri Hava tarafında eğitim için kullanılmaya başlıyor. Çünkü kazaların çoğu insan kaynakları, insan hatasında. Operatörlerin ne kadar eğitimi yüksek olursa, ne kadar doğru karar ve hızlı karar verebilirlerse, insansız hava aracı bile olsa kullandıkları önemli bir uygulama olmaya başlıyor. Ben burada duracağım. Bu konuşmanın amacı aslında, biliyorum, derinliğine gitmedim. Çok değişik uygulamalardan belki kafanızı karıştıracak da bazı mesajlar vermeye çalıştım ama burada tekrar vurguluyorum. Nanoteknolojiler savunma olsun veya olmasın geleceğimizi yönlendirecek. Şu anda yönlendiriyor zaten. Savunma bunun içinde en fazla etkilenen alanlardan birisi. Nanobiyoteknolojinin uygulamalarının en iyi tarafı sivil ve askeri uygulamaların neredeyse sonuç olarak birebir örtüşmesi. Askerlik için geliştirdiğimiz bazı şeyleri hastanelerde veya tıpta veya başka yerlerde veya tam tersi kullanma olanağı sağlaması. Ancak bunu yaparken bunların çoğu da unutmayın araştırma örnekleri, içlerinde birkaç tanesi dışında. Araştırmadan uygulamaya geçen yerde de pek çok bilinmeyen nokta var. Bazen başladığınız araştırma bizi hiç ummadığımız yerlerde sorunlarla sonuçlanıyor. Ancak bunları doğru yaparsak çok da önemli fırsatlar var önümüzde. Özellikle araştırma tarafında çalışan bilim insanları olarak. Burada belki en son vurgulamayı istediğim, yine Muhsin Hocam'ın söylediği toksikoloji, güvenilirlik, safety konusu nanoteknolojilerin çok önemli. Bu çaptaki parçacıklarla mutlaka yaptığımız çalışmalarda öncelikli